Evet, sanırım geldi şu an. Geldi. Evet, Enka ile ilgili temel hikaye kar marjı yükseliyor. Karlılıkla ilgili sıkıntılı bir dönem geride kaldı biliyorsunuz. Rusya'daki bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yani güncel haber akışı ve temel değişkenlere baktığınızda ofis kiralama gelirleri artıyor. Ama tabii riskler devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının nasıl evrileceğine bağlı olarak Rusya'daki bu kira gelirlerinde şeyler artsa bile, oranlar artsa bile doluluk oranları gerileme olabilir. Yani Rusya riskine dolayısıyla çok açık. Öte yandan şeyde enerji tarafındaki gelirlerine baktığımız zaman mevcut Türkiye'deki şu an kuraklık sebebiyle hidroelektrik üretiminin rekabeti bir miktar geri çekilebilir ama burada tabii şeyleri için kendi termik santraller için olumlu olsa da elektrik fiyatında gerilemeler var. Yani tarifelerde indirim uygulanıyor. Dolayısıyla bu biraz oradaki geliri, ciroyu azaltıyor. Değerlemelerine baktığımız zaman, piyasa çarpanlarına baktığımız zaman çok ucuz değil. Piyasa çarpanları şeyde fiyatlama çarpanları olarak baktığımızda şeyde hatta son işte 2-3 yıllık trendine baktığımızda defter değerinin işte 1,5 katı FAVÖK'ünde 12 katı, 12 yıllık faiz vergi amortisman öncesi karının katında şu an işlem görüyor. Yani çok ucuz da değil bir yandan. Yani teknik olarak baktığımızda da olumlu bir takım sinyaller var. O işte son şu an ekranda gördüğümüz şeydi. Pardon şuradan. Şurayı da benim. Şöyle düzeltelim. Teknik olarak baktığımızda da hem işte İçimoku şeylerinin rezistans bölgelerinin üzerinde yeniden yönünü yukarı çevirdi. Özellikle son 2-3 günlük harekette. Hem de son dipten son zirveye Fibonacci fanlarının üzerine çıktı. Yani karlılığın artacağı senaryoda ki karlılık düşük ama hani yukarı yönlü potansiyeli daha yüksek diyelim. Ucuz, çok böyle ucuz değil ama pahalı da değil. Ederinde şu an fiyatlanıyor nispeten. Tekniği de burada biraz destek veriyor. Bunların hepsi pozitif ama ben şunu soracağım yatırımcılara. Jeopolitik riske değer mi? Yani siz Enka hissesi aldığınız zaman hani çok aşırı ucuz bir hisse almıyorsunuz. Çok aşırı karlı büyüme arz eden bir hisse almıyorsunuz. Ederinde bir hisse alıyorsunuz. Derinliği olan bir kağıt alıyorsunuz. Evet. Ama ciddi de bir jeopolitik risk alıyorsunuz. Yani Rusya ile ilgili gelebilecek her türlü haber ki takip ediyorsunuzdur. Yani dünyada şu an jeopolitik risklerde hem işte nükleer şeylerde nükleer haber başlıklarında hem de diğer işte gelişmelerde birçok risk var. Bu da buradan olumsuz etkilenebilecek bir hisse. Dolayısıyla bunu yatırımcının düşünmesinde fayda var. Bir de son olarak yabancı takasına baktığımızda son bu Şubat ayı özelinde özellikle sınırlı bir miktar yabancı girişi var ama hala bu son 6 aydaki çıkışları karşılayabilmiş değil. Yani şuradaki dönen işlemler tamamen yabancıların çıkması sonrası yurt içinde yurt içi yatırımcı hacmiyle nispeten dönüyor. Yani teknik olarak iyi olduğu için hani trade denemek isteyen yatırımcılar 30 stoplu bu mevcut seviyelerden şey yapabilir. Ama kesinlikle bu tekniğe dikkat etmekte fayda var. Çünkü ben jeopolitik riske değmeyeceği kanaatindeyim burada. Karlılığa rağmen ve değerinde fiyatlanmaya rağmen kaç daha da hatta yani 29 stoplu olarak bu mevcut seviyelerden alım yapanlar veya eskiden taşıyanlar hareketli stop belki kullanarak veya işte sabit stopta 29'un altına inmeyecek şekilde bence bu hisseyi taşıyabilirler. Ama dediğim gibi yani daha iyi sıralar bulmak da mümkün. Peki.